Buraya 4. sınıftayken gelmiştim. 7 yıldır bu atölyedeyim. Öncelik olarak cam kırarak başlamıştım küçük çalışmalarla. İlk başta tabii herkesin gibi yamuk yumuk oluyordu. Renkler tutmuyordu. Sonra yıllar geçtikçe oturtturmaya başladım. Şu tablodan eserlerim, orada cam tablolarım iyi şekilde ilerledi. Şimdi de doğal taş yapıyorum. Şu Zeugma Mozaik merkezindeki gibi onlar tarzında yapıyoruz. Onların replikası tarzında oluyor. Buraya geldiğimde renklerde hafif mesela sarı ile yeşil birbirine girebiliyordu. Bazı yere sarı koyacağıma yeşil koydum. Buraya geldiğimde en başta hafif hafif hatalar oluyordu. Şeyde hocanın yardımıyla beraber bunları düzeltmeye başladık. Bu mozaik kursunun bana etkisi önceden şey diyordum. Ben yapamam, biraz el becerisi lazım. Alakası yokmuş. El becerisi illa lazım ama biraz da zamanla o beceriyi oturtturabiliyorsunuz diyebilirim. Biz daha önce ilkokulda renklerin ismini bilmiyor diye şey yapıyorduk. Yani bazen soruyorduk biliyordu, bazen soruyorduk bilmiyordu. Şey de söyleyince sağlık ocağında ki o doktor, o zaman da baktık yani varmış. Şimdilik de yani kendi kendini aşmaya çalışıyor. Bazı renkleri ezberliyor, bazı renkleri algılamaya çalışıyor. Çok güzel başardığı için hoşuma gidiyor yani. Değişik oluyor. Bazı yerlerde gösteriyor kendisini. Şeyler de oldu. Orada da gösterdi. Sergileri oldu. Hocalarıyla sergilerde de şey yaptık. Gösterdi kendisini. Çok mutluyuz. Yani şey açtığı için seviniyoruz. Kendisi de seviniyor. Beraber mozaik çalışmalarla başladık. Daha sonrasında boncuktan tablolar, doğal taştan ve cam taştan tablolar yapmaya başladık. Daha sonrasında çoğu sergide Ertuğrul'un isminin geçtiğini görmeye başladık. Ertuğrul geldiği sıralar renkleri karıştırdığı halde biz bunu yavaş yavaş açtık. Nasıl açtık? Renklerin yerlerini, resimdeki yeriyle doğal taştaki ya da cam taştaki yerini görerek belli oranlarda yapıştırmaya başladı. Ertuğrul 7 yıl önce buraya geldiğinde renkleri karıştıran bir çocukken mozaikle bu renkleri karıştırmayı aşan bir çocuk oldu.